Neyse o ayrı bir tartışma. Geçmek istiyorum bu konuyu. Şimdi e, ya bugün bugün mü ge gerçekleşti bu görüşme? Ya bugünkü bugünkü gezici anketiniz eee dikkatimizi çekiyor. Şir şirketlerden çok önemsediğim beni peki, e, peki. E, kınamasın şirketlerimiz. Onlar da kıymetlidir ama peki. bir üniversitenin araştırması Arkadaşlar ne olursunuz da konuyu ah, geçiştiremiyorum. Aynı Şimdi eh. İngiliz büyükelçiden sonra ABD büyükelçisi Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmişler. Ee, ne zaman olmuş bu buluşma? Bugün. Bugün. Eşyalar. Bugün akşam üzeri. Eşiyle. Bugün gerçekleşti. Bugün gerçekleşti. Ee, ya yani ne var bunda ya? Bu bir, bir problem midir? Yani Bedri Baykan problem midir bu? Ben bunu geçen sefer konuştuk. Tabii ki problem değil. Yani dünyada e, bir e, büyük kentlerin belediye başkanlarının ee, önemli e, şahsiyetlerle, büyükelçilerle e, ya da ziyaret eden başkanlarla görüşmeleri, ağırlamaları Bunlar çok rutin prosedürler yani İlk ziyareti galiba değil mi? Bu ABD daha yeni geldi bu büyükelçiler Ama bazı kişiler üzülecek çünkü çok gizliye benzemiyor Yok canım, yani açık ya. e, genellikle hep bu tip e, görüşmelerde bir gizlilik ve esrarengizlik perdesi konulmaya yok. çalışılıyor. Maalesef yok. burada onu bulamayacaklar. Yok, Üzüntüm. Yok. Açık görüşme canım. Gayet açık. İsmet Bey ne diyorsunuz? Bir tuhaflık var mı burada? Valla bence var. Şöyle var. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'deki Cumhurbaşkanı adayını kim belirleyecek sorusu tartışmalı. Niye tartışmalı? Ee, Biden'ın Yaptığı açıklamalar var. Diyor ki biz eskisi gibi darbe yöntemlerine gitmeyeceğiz. Muhalebeti destekleyeceğiz ve Türkiye'de iktidara getireceğiz. Amerika ile Türkiye ilişkileri eski rayına sokulacak diyor. Şimdi bu açıklamayı e, açık yani e, ben söylemiyorum kendisi söylüyor. Daha sonra Amerikan Derin Devleti'nin bazı yayın organları var. Bunlar nedense Türkiye'de olacakları çok önceden yazıp çizerler. Bu çerçevede Türkiye'de olası Cumhurbaşkanı adayları listesinde Ekrem İmamoğlu'nun da adı var. efendim. Birkaç tane başka isim var. Mesela Kemal Bey yok onların e, yayın organlarında çıkan isimlerde. Bir de e, bizim Amerika'daki kaynaklardan biliyorsunuz Amerika'ya gittiğiniz zaman Amerikalılar çok fazla e, politik davranmazlar. Yani dünyanın tek hakimi ol olarak kendilerini düşündükleri için... Ne düşünüyorlarsa patır patır da söylerler. Yani ben bunu e, kamuda çalıştığım dönemlerde de birçok toplantıda açıkça görmüştüm. E, şimdi oralarda e, yapılan görüşmelerde, mesela Amerika'nın olası Türkiye'de destekleyeceği Cumhurbaşkanı adaylarından birisinin Ekrem İmamoğlu olduğunu açıkça dile getirmişlerdi. Mesela bir buçuk ay kadar Amerika'da kalan bir e, iş dünyasından bir isim de bu görüşmeleri yaptı ve oradaki edindiği bilgi de e, benim diğer kaynaklardan edindiğim bilgiyle de örtüşüyordu. Ama İsmet Şimdi Bey bir şey soracağım. Bir şey söyleyeceğim. Ya bu seçimi evet. Amerika mı yapacak, Türk halkı yapacak? Yani Amerika istediği kadar İmamoğlu'nu istesin ya da bilmem falancayı istesin ne önemi var ki bunun? Yani Amerikan büyükelçisi de gelmiş, ziyaret etmiş. Buradan hani nasıl bir sonuç çıkar? Ahmet Bey, e, siz de çok iyi bilirsiniz, gazeteci olarak e, Türkiye'deki e, bu tür liderleri çok önceden çalışılıyor birileri üzerinde ve adım adım takip ediyorlar. Hatta zaman zaman da önlerini açıyorlar. Şimdi e, örneğin şimdi Kemal Bey'in CHP Genel Başkanlığı öncesinde İsveç İpek Yol Enstitüsü'nün bir raporu var. Bu raporda ne deniyor? Deniz Baykal'ın istifaya zorlanması yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun götürülmesi, televizyon programlarıyla desteklenmesi, ya yani bunları ben de söylemiyorum. Onur Öymen'in son kitabında da bunun ayrıntıları var. Şöyle demiş. Yani Ekrem İmanoğlu, Onur Öymen de o dönemde CHP'nin genel şöyle genel demiş, başkan yardımcısı. E, İBB'nin iyilik hareketi olarak kurumsal denetim altında uyguladığı Askıda Futura e, bir konusunda bilgi içeriği hakkında bilgi almış büyükelçi İstanbul'un kalabalık bir şehir olduğu vurgulanmış. Ee, şöyle diyor. Kendisine nezaket ziyaretinde bulunan büyükelçi ve eşini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İstanbul dünyanın en önemli şehirlerinden birisi ve dünya ile olan bağının en kuvvetli olması gereken kentlerden birisi. Bu zira bu yüzyılın şehirlerinin yüzyılı olacak, şehirlerin yüzyılı olacağını düşünüyorum bu duyguyla göreve geldiğimde günden beri hem Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ile hem de Sayın Başkonsolos'la yürüttüğümüz güzel ilişkilerin sizin bu yeni görev döneminizde daha iyi yerlere gelmesini elbette diliyorum diyor. Sonra daha farklı işte işbirliği falan konuşmaları yapıyorlar. Ya böyle şey gibi yani bir, bir büyük elçi. Ama önemli olan bu fotoğraftır. Ekranda gözüken fotoğraftır. Ne önemli? Bu önemi fotoğraf var. önemlidir bence. Yani bu da Amerika Amerika beni destekliyor fotoğrafıdır bu. Zeki Bey. <laughs> Tabii e, nasıl baktığınız önemli. E, Sayın e, Cumhurbaşkanı Sayın Erbakan'dan ayrılırken Amerika mı Sayın Cumhurbaşkanı Erbakan Hoca'dan ayrılın dedi diye e, konuşmak lazım. Evet destekliyordu. <laughs> Amerika o zaman da Tayyip, Tayyip Erdoğan'ı destekliyor destekliyordu. o zaman. Peki. Evet. Şimdi Ekrem İmamoğlu Ekrem her Bey şeyden Bey ayrılmadı önce, daha Zeki bakınız, Bey haksızlık Bakın Ekrem hayır ben bir ironi yapıyorum da İsmet Anladım. Bey şey söylüyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da e, büyükşehir belediye başkanı olurken diğer belediye başkanları da bakmak lazım muhtemelen büyükelçilerle, konsolosluklarla çeşitli görüşmeler yapabilirler. Onlar da tekrar e, iade ziyaretlerde bulunabilirler. İstanbul sadece Türkiye'nin bir Büyük kenti değil, ayrıca da dünyanın kültür merkezi, önemli merkezlerinden biri, finans merkezlerinden biri ve böyle bir vilayetin belediye, büyükşehir belediye başkanıyla yeni atanmış büyük elçinin de görüşmesi gayet normal. Dolayısıyla burada şuna getirmemek lazım. Yani bunu Ekrem Bey Cumhurbaşkanı aday olmasıyla ilgili bu resimler bir görsellik mi yaratıyor? Ee, düşüncesini ortaya atanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısına haksızlık yaparlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütüne haksızlık e Peki ben... Dolayısıyla bakın. E peki ben siz o zaman kabul şunu, edin. Şunu ben, söyleyeyim. Ben kabul ediyorum. Pardon, çok, takdirle, çok takdirle söylüyorum İsmet Bey. Şöyle Ekrem İmamoğlu gerçekten çok başarılı, genç, gelecek vaat eden, ülke içinde çok önemli bir e, e, katkıları olacak bir siyasetçi olarak Türkiye siyasetine oturmuş durumda. Bu bir gerçek. Ama bunu bir çatışma rolüne sokmak yanlış. İtirazım buna. Yani İsmet Bey, Bir yarın... rekabete, Ay genel başkanıyla bir rekabete sokmak yanlış. Şunu şöyle ifade edemez miyiz? Bakınız eskiden e, benim de çok saygı duyduğum genel başkanım Sayın Deniz Baykal döneminde parti içinde bize şöyle bir eleştiri gelirdi. Ya Sayın Baykal giderse partide kim var, kimse yok arkasında diye eleştiriler vardı bizlere o dönemin yöneticileri olarak. Bakın şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne kadar güzel, kaç tane Cumhurbaşkanı aday çıkartacak kadro yetişmiş. Bu kadrolarda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısıdır. Yani ne güzel kadroları yetiştirmiş. Ama bunu lütfen çatışma rolüne getirmeyelim. Benim itirazım buna. Yani Bakanlar Kurulu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde 11 tane bakanlık yapabilecek güçte belediye başkanı adayı var. Diğer belediye başkanı adayı demeyelim. Belediye başkanı var. O belediye başkanlarına da haksızlık yapmayalım. Hepsi gerçekten çok önemli. Ya buradan bir şey çıkmaz. Ekrem Bey'in dış ilişkilerdeki görüşmeleri kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin emperyalist güçlerle ilişki kuruyor boyutuna getirmek Cumhuriyet Halk Partisi için büyük bir haksızlıktır. İsmet Bey yarın e, Bey, ben söyle, Amerikan ben elçisi Erdoğan'ı ziyaret etse o zaman da e, kalkıp şey mi diyeceksiniz bakın Amerika Erdoğan'ı destekliyor mu diyeceksiniz. Bunun sonu yok ki o zaman şimdi, bu beyefendi kimin yanına giderse Çekilen fotoğrafla onu mu destekliyor sayın, olacak? Sayın Melih Gökçek ya. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı iken bir sürü bü büyükelçiyle konsoloslarla görüşüyordu. Sayın Tayyip Erdoğan'ın koltuğunda gözü mü vardı? Yaşar Hoca. Bakın biz sanki başka bir dünyada mı yaşıyoruz? Günlerdir evet. televizyon programlarında evet, başka bir Kılıçdaroğlu'nun aday İbamoğlu'nun aday başladım. tartışması yapılmıyor mu? Evet. yapmayın Allah aşkına ya. Bu, tartışmayı bu bir... ne demek mu? ya Cumhuriyeti Ahmet kurmuş bir parti nasıl emperyalist güçlerin emrine girer ya başta ben çıkarım e, alana ya olur mu böyle bir şey Cumhuriyet Halk Partisi Peki bu ülkede Peki, İçişleri, Bey... İçişleri Bakanlığı'nı kurmuş bir siyasal partidir o Ru Rumeli ve Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetinin başarısıyla gelir merak etmeyin bu partinin kurucuları Mustafa Kemal Atatürk'tür. İsmet İnönü'dür. Bülent Ecevit sonradan yürütmüştür başarıyla. Yani çıkmış Amerika'ya haş, haş ekerken sana mı danışacağım diyen bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. İsmet Bey merak etmeyin. O ruh hayatta. Keşke. Keşke. Keşke değil. Ya bunu asla ben söylemiyorum Zeki Bey. Ba Bakın kesinlikle öyledir. Bana, bana ediyorum. niye kızıyorsun? Git Biden'a kız. Biden'a kız Biden söylüyor bunu ben söylemiyorum ya ki. Ya Biden söylediği zaman Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Hadi işine bak dedi sen. Takdir mi Efendim? etti Biden'ı? <laughs> Takdir mi etti İsmet Bey? Ya. Yapmayın bunu ya. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşurken bakın bundan sonra biraz ki. daha ifadelerimize dikkat edelim. Bakın çok dinamik bir örgüt var. ama Yeri geldiği zaman bakın yeri geldiği zaman Kemal Bey'i bile amansız eleştiriyorlar. Bakın ben amansız eleştirdim Kemal Bey'i ve partiden Kemal Bey'i eleştirdim diye ihraç edilmiş bir insan olarak söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisini konuşuyoruz. Partiden ihraç edildim ben. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben eksik gördüğüm yönetim anlayışını eleştirdim kardeşim. Çünkü ben CHP terbiyesi aldım. Herkes doğru yönetemeyebilir insanız. Değil mi? Ahmet Bey de burada e Bir an demek, hata yapabilir. De, demek ki Demek ki siz doğruyu söylediğiniz için atmışlar sizi. Ama bakın doğru değil. Sizin bakın söylediğiniz bakın. Gerekçelerle bakın. Değil. sizin söylediğiniz gerekçeler değil. Bakın sizin söyledi ben anlatmak istediğim şu. Sizin söylediğiniz gerekçelerle değil. Cumhuriyet Halk Partisinde öyle bir ruh var ki yeri geldiği zaman tepkisini koyabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisine. Peki Cumhurbaşkanı adayı belirlemek emperyalistlerin işi değil. Bundan peki, rahat olun. Peki ben Yaşarık. size söyleyeyim. Uzatmayalım. Zeki Bey uzatmayalım. Ne bu ya? Ekmelettin İhsanoğlu adayını hangi örgüt belirledi? Örgütün hangi organı i̇şte onayladı? İşte bunu eleştirdik zaten. İhsanoğlu yani. Amerikalı mı? Bunu fazlasıyla eleştirdik. İhsan, bir saniye hocam. İhsanoğlu'nu, İhsan, e, e, Ekmelettin İhsanoğlu'nu öneren MHP'nin genel başkanıdır. MHP'nin genel başkanı Amerikan Peki. başkanı mıdır? Bakın farklı şeyleri Hayır, benzeştirmeyin. Parti, parti organları mı belirledi? Bakın. Türkiye'nin en milliyetçi partisi değil mi? Ya İsmet Bey söylemek söylemek seviyor, karşı değil. olan bir parti MHP. Mehmet başka Genel şey Başkan, Zeki Nerede Bey, bir Zeki ben, siz, siz, siz nasıl eşleştirir? Onu söylemiyor ya. Başka bir şey söylüyor yani. İsmet Bey ne diyorsunuz? Anladım. Tam açıklayayım. Ya parti organ Parti organlarında mı belirlendi diyorum. Ekmelettin İhsanoğlu. ben bakın gazeteci olarak gazetesiyle karşı çıktık buna. Bunun mücadelesini verdik. Evet. Tabaşını verdik. O karara itiraz Peki, sonuç? ettik, değişmesini istedik. Ee, o o o karara e, en çok CHP örgütü içinden de, onca demokrat insan karşı çıktı. Bunu seslendirdi. Orada bir hata yapıldığını Kaç, kaç günde kaç günde sonuçlandı? Neticede genel parti Meclisi'nde kabul ben edildi. Bakın bizim parti yönetiminde ben, o kabul ben genel kabul başkan edildi. yardımcılarından en az 3 kişiyle konuştum. Yemin billah ettiler haberimiz yoktu diye. İsim de verebilirim tek tek. De. Bu gizlenen bir şey İzin değil bu açığa şey, şimdi belki. Bir şey. Bu bilinen evet. bir şey İsmet Bey bir sır söylemiyorsunuz. Bu partinin evet. bir bir hatasıydı tarihimize evet. öyle geçti. Ama e yani bunun onu söylediğiniz söylemeye çalışıyorum. Gerekçelerle yani. bir alakası yok. Bu MHP ile CHP'nin o dönem birlikte hareket etme e, davranışının bir sonucuydu. Sayın Yanlış genel başkan ortak kaday. Evet. Ortagaday Sayın Yanlış Genel Başkan. Sayın Genel Başkan büyük bir mütevazilikle e, küçük bir parti, kendimize göre küçük bir parti olan MHP'nin önerisini kabul etmiş ya bundan daha büyük demokrasi olabilir mi İsmet Bey? Bakın kibirli davranabilirdi. <laughs> Değil mi? Ya bunu şimdi İhsanoğlu'yla bu ilişkileri bir araya getirmenizi ben doğru bulmadım. Hayır parti organında karar verilir diyorsunuz. CHP'nin evet. parti organı karar veriyor. Yani diyorsunuz neticede da, parti Parti organları geçti. mı karar verdi? Bakın neticede parti meclisinde parti organına geçti. dayatmadılar mı Bedri Bey? Parti organına dayatmadılar yani mı bunları o zamanlar? Bunların fazlasıyla eleştir Bu eleştirdim. Fazlasıyla biz. yazdım. Fazlasıyla buna karşı kurultayda konuşma yaptım. Her şeyi yaptım. İçimiz kan ağa da gittik, oy bunlar verdik. Bunlar Yerini abi. aldı ee, İsmet Bey. Biz şimdi önümüze bakıyoruz. Bunlardan ders alarak önümüze Bakın, bakıyoruz. Ama çok Türkiye'de 102 ben size, yıllık, ben size kurmuş bir partiye bu şekilde lütfen çamur sıçratıp kaç kaçmasın kimse. Ankemer emperyalist bir partiye. Ya başlayalım. bu çamur atmak değil. Ben CHP'li 78'den beri CHP'yi izlerim. Ben ilk kez CHP ile ilgili bir tanım duydum. CHP'li olmayan CHP'liler tanımı var. Parti yönetimindeki çok insan CHP'nin kapatılmasını istemedi mi? Ben şimdi yani CHP'nin tarihini en az bilemiyorum ama bir gazeteci olarak da biliyorum. CHP'nin kapatılmasını isteyenler yönetimde değil mi şu anda? Ee, bir gün bir gün e, bir gün sevgili Ahmet Hakan bir e, büyük CHP tartışması e, açar. Orada bunların hepsini e, konuşuruz. Şimdi e, hiçbir e, diplomatın Davranışı siyaset dışı değildir. Mutlaka siyaset açısından yorumlanır. Onu bilir. En iyi de özellikle başta Amerika olmak üzere Batı ülkelerinin temsilcileri bunu çok iyi bilirler. Bu açıdan bu fotoğraf da bir elbette bir siyasi mesaj da veriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün Biden'in Biden yönetimdedir, onun ve Senatonun ortak onayıyla atanmış bir büyük elçi. Hem devletini hem de başkanını temsil eder. O açıdan daha öncesinde de Biden'ın bu konudaki nasıl bir taraf olduğu da bellidir. Burada aslında bir mesajı da vermiş Kime oluyor. veriyor bu mesajı? Aslında bence Kılıçdaroğlu'na veriliyor. Yani öyle mi? Ben öyle. Türk kamuoyuna vermiyor e, yani. Türk kamuoyu buna bakarak falan oy vermez. Aksine te, 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 Aleyhte ters, olur. ters de teper. Ters, teper. ters de teper. Ters tepe bilir diye. Tepe bilir. Yani dolayısıyla böyle bir ziyaretin yapılmış olması, böyle bir sonucun, böyle bir yorumlamanın da yapılacağını, yapılmak istenmesinin de aslında... Kılıçdaroğlu da böyle algılayabilir mi bunu? Bence algılar. Dikkat ediniz İngil İngiltere Büyükelçisi ile yaptığı yemeğin esasına ilişkin, haberdar olup olmamasına ilişkinde çok detaya girmedi. Yani elbette e, haberdar olup olmadığını söylemedi zaten. Yok yok yani yani haberim var o. demedi zaten. İşte onu söylüyorum. Dolayısıyla bütün bunların mesajını Sayın Kılıçlar oldu alıyordur mutlaka. Bir şey söyleyeceğim ya bu şimdi şöyle bir şey oldu yani. E. Biz o kar kıyamet işte İngiliz elçi geldi tamam kapattık konuyu e. yani balıkçı meselesi tartışıldı konuşuldu hı. kapandı. Hı hı. Amerikan elçisi ya böyle bir içeri içeriği o, o, konuşulmadı. Üstüne. Biliyorum biliyorum içi ya ben içeriğini açıklarsa konuşuruz. Biz evet. ile de açıklayın içeriğini diye tutturacak halimiz yok. Evet. Neyse onu söylemek istemiyorum. Şunu söylemek istiyorum yani Amerikan elçisi ya biraz şu soğusun yani adam zaten İngiliz büyükelçisiyle ile öyle bir e, zamanlaması en azından problemli gibi görünen bir şey oldu buluşma oldu demez mi ya hemen diye ama bu biraz mesela onun eksiğini de kapatacak e, olarak da bir algı. Ha öyle ne diye yani, yani bir resmi aynen. bir araya geliyor. Tamam yani. uluslararası Arası, ilginin, bir, ilginin fotoğrafı. bir fotoğrafı. Ha tamam. Yani bir onun önüne geçer. Ha ta, tamam. Eğer Yaşar hocamın e, yani, Yaşar hocamın sözünü kesmeyeceksen bir ilavede bulunacağım. Şimdi e, şöyle. E, e, Sayın Cumhurbaşkanımızla Biden görüşmesi öncesi e, İstanbul Büyük Elçisi benim de bir kurumda Ankara o dönem İstanbul konsolosu, konsolosu İstanbul'daki belli sivil toplum örgütlerini gezdi yani ne düşünüyorsunuz Türkiye'deki demokrasi ile ilgili evet, ben de yani yani şunu demek istiyorum bu dış konsoloslar büyük elçiler bulundukları ülke ile ilgili demokratik yapılanması hukuk yani gezerler yapılanması evet evet gibi doğru, doğru bu da Ki öyle Ekrem Bey'in de Ekrin Bey'in de bu ara hani e, hükümetle olan sıkıntılarından dolayı da hani İstanbul'da neler olabiliyor? Şikayet merci mi ya bu adam? Değil tabii ki değildir ama e, neticede büyük elçi bu vilayette yaşıyorsa ya da bu, bu büyük, ülkede büyük, sorunları Ankara'da Ankara'da Büyük Ankara'da Büyük Ankara'da Ankara'da Büyük elçi, Ankara'da Konsoloslar İstanbul'da evet. İstanbul'da yaşıyor yani Ankara'dan yani Dış gelmiş. temsilciler diyelim İkisini Öbürü birleştirelim Yani Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gidip yerinde incelemeler yapabilir Fikirler yok, alabilir yok, şey Gayet doğal Yaşar Hoca'nın söylediği kafama yattı Tamam şimdi evet. anladım Şimdi onu, yani onun önüne şöyle bir imaj çiziliyor değil mi? Uluslararası Reis, tabii, ilginin bir, ilgi, bir, parçası bir, bir parçası. Şimdi hemen bir söyleyeyim atıf, o, pardon bir atıf da yapmıştı Sayın İmamoğlu basın toplantısında. Yani bu tür ülkelerin yaşanan e, son 30 yıldır e, hiç görülmediği kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gösterdikleri ilgi de önemlidir. Ben de hakkıyla bunu yerine getireceğim. Yani ne kadar güçlüymüş ki Sayın İmamoğlu evet. bu İngiltere Büyükelçisi tartışmasından hemen sonra Durumu olağanlaştırmak için hemen Ankara'daki Amerikan Büyükelçisi'ne lütfen benim bir algı yaratmam, imaj yaratmam lazım. Hemen yarın da siz gelebilir misiniz? Böyle bir imaj verelim demiş ve bunu başarmış. E helal olsun bunu yani kim bu söyledi? kadar yani, uluslararası yaşı yani ya, olan Bey bunu Yaşar bunu Hoca'nın söyledi? sözünden onu evet. Şimdi Bir Yaşar algı Hocanın yapılmasından bahsedildi ya, burada Abdülkadir Bey. Yani bu algıyı yaptırmak için İmamoğlu sizi, hemen telefona asılıp sizi, e, Amerikan elçisi mi yettir? E, şimdi ya sizi, da yani bizim bizim, bizim 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 bakın yani onu İmamoğlu lütfen. yapmaz bizim zaten. Neyi, onu Amerikalılar yapar. Tabii Aynen. Ne, neyi? Onu, tabii, onu onlar yapar. Ayrıca yani diplomasinin işleyişi incelikleri. Bir başkan oturduğu zaman ayak ayak üstüne attığı an öbürü de atar. Her el sıkmanın oturuş biçiminin her şeyin önemi vardır diplomaside. Ya ne, ne anlatıyorsunuz bize ya? Ankara Büyükelçisi güzel bir şey. Bundan İmamoğlu da mutlu oluyor. Size ne oluyor? Ahmet, Ahmet Bey, Ahmet, Bey, Ahmet Bey. Kimseye bir şey Ahmet olmuyor. Biz be. alkışlıyoruz. Tabi, çok güzel. Biz bu, alkışlıyoruz. Bu, bu, Ahmet, algıya şu, gerek yok. Edin. Algı, siz yapıyorsunuz algıyı. Algıyı ben Ama, mi yapıyorum? Tabii siz yapıyorsunuz. Allah'tan tabi, milyonlar izliyor. O çok net bir siyasi duruş sergiliyor. Allah'tan milyonlar o, dur, o e, izliyor. E, kimin neyin için tartıştığını doğru, Türk Doğru algılanması için de uğraşıyor. Evet. Tamam mı? Ahmet Bey, burada tabii Amerikan Büyükelçisi'nin önceden programına konulmak suretiyle kamuoyuna açık bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etmesinde bir sorun yoktur. Geçmişte biz e, İngiliz Büyükelçisi ile yemek konusunu niye eleştirdik? Şundan dolayı eleştirdik. Bir, 24 Ocak günü İstanbul'a son yılların çok büyük bir kar yağışı olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o kar yağışı sırasında insanların büyük sıkıntılar çektiği, yollarda kaldığı bir dönemde İngiliz Büyükelçisi ile bir araya geldi. Ve bu bir araya geldikten sonra bu uzun süre doğrulanmadı. Hatta CHP milletvekilleri ve yöneticilerinden bunun doğru olmadığı yönde tweet atanlar oldu. Sonra onlar zor durumda kaldı. Hatta Seyit Torun'da geçenler bu konuda bir sitem etti. E ardından bu ortaya çıktı. Önce denildi bir saat. Daha sonra bunun iki saat elli dakika olduğu anlaşıldı. Yani ins insanlar karda <laughs> sıkıntı çekerken bir belediye başkanı gidip orada bir balıkçı da bir İngiliz büyük elçisiyle bir araya geliyor. O doğrulanmıyor. Sonra doğru olduğu ortaya çıkıyor. Bu tartışmalar nedeniyle eleştirdik. Ama bugün bir Amerikan büyük elçisi gelip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ziyaret edebilir. Burada bir mesaj var mı derseniz, ha orada derim ki, bakın bu büyük elçi geldi. Cumhurbaşkanına 26 Cumhurbaşkanına 26 Ocak günü güven mektubunu sundu. Ondan sonra Cumhurbaşkanından sonra ziyaret ettiği ikinci kişi güven mektubunu sunmasa zaten göreve başlayamaz. Evet. Ekrem İmamoğlu. Elbette ki burada bir mesaj vardır. Bu mesajın Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı adaylığı yönünde kamuoyuna verilmiş bir mesaj okunabilir bu fotoğraf üzerinden. Ayrıca bu büyük elçinin yani o Biden'ın Erdoğan'ı muhalefetle birlikte tasfiye edeceğiz düşüncesine Zeki Bey dedi ki Kılıçdaroğlu hadi oradan dedi. Hayron dememiş Ahmet Hakan demiş. Yazısına baktım çünkü öyle hatırımda kalmıştı. Siz diyorsunuz ki Kılıçdaroğlu'na <laughs> sen hadi oradan desem büyürdün. Kılıçdaroğlu hiçbir yerde Amerikan eee Biden'ın biz muhalefetle işbirliği yaparak Erdoğan'ı taşıyacağız edeceğiz baksın. dediğini hadi oradan deme. Biden i̇kincisi işine baksın. İkincisi baksın Biden işine ha, baksın. Ikincisi, Biden şunu işine söyledi. Şunu söyledi. Evet. şunu söyledi. Biden seçilince Türkiye tarihinde ilk kez bir ana muhalefet lideri Tebrik telgrafı çekti ki ondan önce hiçbir başkana hiçbir muhalefet lideri yapmamıştı. İçine baksın işte. dedi mi? Dedi. Ona bakmak lazım dedi, ama dedi, hadi dedi, oradan dedi, sen gibi dedi. bir Tebki şey gördüm. demedi. Tebki Deseydi gördüm. büyürdü. De Hiçbirisi dedi. söylemedi. O sözünü de yeniden bir kontrol etmek lazım. Bakın Bu ben... Amerikan Büyükelçisine bir mim koymak gerekiyor. Şu açıdan mim koymak gerekiyor. Sen Cumhurbaşkanı tarafından kabul ediliyorsun, güven mektubu sunuyorsun... Ondan sonra 400 kilometre geliyorsun, İmamoğlu'nu ziyaret ediyorsun. de her hareketin, her tavrın bir anlamı vardır. Niye 4 kilometre ötedeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etmiyorsunuz? Bundan önceki Amerikan Büyükelçisi de Mansur Yavaş'ı ziyaret etmedi. Ama bir ay içerisinde 3 defa Meral Akşener'le ve görev süresi boyunca da birkaç defa Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Belli ki bir anlam yüklemeye çalışıyorlar. Bu anlam yükleme nedir? Halk Türk halkı buna karar verecek ama bizim bunu okumamıza engel değil. Yani Sizi Bizim buna oyal sardık. Sizi rahatlatayım. Değil. Bakın. Beni kılıçlar, rahatlatmanıza gerek yok. Gösterişler açıklamalarına Saldır. tepki. Evet. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Bunu kabul etmiyoruz vesaire diye devam ediyor. Çok, daha fazla baktığınızı anlıyor musunuz? Tepki, tepkisi var ben de biliyorum. Edin abi. Daha yok, çok rahat edin. edin. Şimdi Amerikan Büyükelçisi'nin İmamoğlu'nu ziyareti kamuoya açık, açık, ilan edilmiş bir görüşme. Hiç yadırganacak bir tarafı yok. Ama bu verilen mesaj... Kılıçdaroğlu ne kadar rahat eder. Ya ben kendimi öyle söylüyorum. söylüyorum. Bu benim Kı kendi fikrim. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etseydi bu sefer Kılıçdaroğlu destekliyor anlamı bu mı çıkacak? Bu, şey, anlam bu, çok... bu, ettik bu benim bu benim Bunun sonu yok. Hiçbir anlamı yok. Cumhurbaşkanından çıkarabilir. Cumhurbaşkanını ziyaret ettikten sonra 5 gün sonra Türkiye'de ikinci ziyaret etti. Bu benim bu benim imam olursa benim böyle bir yorum yapma hakkım yok. E, mu? Yani e, mesela Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret etseydi Nereyi yani, ziyaret edecek? Yani edecekti? nasıl bir şey? Bundan bir yere bundan yere önceki bundan önceki büyük elçilerin ilk ziyaret ettiği Cumhurbaşkanından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mı? Sizde oluyordu? liste var mı? Ha? Sizde liste var benim mı? hafızam var isterseniz de dışişlerinden isteyelim. Buyurun hafızanızda Dışişleri Bakanlığı Dışişleri bakanıyla ile görüşmeden önce biliyorsunuz İmamoğlu ile. Ben bu yorumu yaparım. Buyurun. Ben bu yorumu yapma hakkımdır. Ama bunu yadırdamıyor. Saygı duyuyoruz. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bakın bizim bunu par son parti içinde de İstanbul il başkanımız mesela genel başkan kadar çok kıymetlidir. İBB'nin yani İstanbul yani Belediye Başkanı'nın da şunu anlatmak istiyorum. Niye? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bu süreçte yaşamış olduğu sıkıntılar hikmetle olan sıkıntılarla ilgili de yerinde bir inceleme ya da ziyaret yapmış olabilir. Bunu ya da ince Bırakın da bizim müfettişimiz mi? Ney, Ney, değil, yapıyorlar? değil. değil, Amerikalılar Zeki Bey. Tabii tabii. tabii. Ya benim, bu anlar, benim. Anlar, i̇şte, bakınız ya. bu benim söylemim. Yani neden ilk tercih İmamoğlu yapıldı meselesi? Ya be, şu Kısar, musunuz yoksa? Ha? kıskanıyor musunuz Ya kıskanmamak mümkün değil. <laughs> Siz böylelikle herhalde imam olmamak. <laughs> <Kıskanmamak gülüyor> can canım değil. çok açık Amerikan Büyükelçisi değer vermiş <laughs> ve önceliğini almış ve gelmiş ziyaret etmiş. Üstelik yani de haydayları açıklayacak yani yani daha sonra Bu büyük büyük bir elçi. yadırgıyor musunuz? Daha olay çok kafası biz bir bir yani. Ya yadırgamak bir şeydir. Ya söyleyelim. bir taraf olmaktır. Bir durum tespiti yapacaksınız. Siyasi açıdan bu fotoğrafın bir anlamı var mıdır diye sorun. Ha ben o soruya cevap ben veriyorum. Ben o soruya cevap veriyorum. Var mı bir an? yadırgamak nedir? Şudur yadırgamak. Şunu yadırgarım. Onu ben İngiliz büyükelçisi açısından da söyledim. Hadi burası resmi nezaket ziyareti. Burada yapamayabilir. Ama böyle bir dost meclisi gibi oturduğunuz zaman ben bunu yazdım da. Yani ben olsam ne yapardım? Hep böyle bakarım bu meseleye. Ben o sorumluluk mevkinde olsam şunu yapardım. Burada yapmaz ama. Burada olmaz. Evet, burada evet. olmaz. Bu i̇şte burada değil. olmaz. O yüzden o fotoğrafın yerine bu daha da öne çıkmış oluyor. Daha evet. bu daha güzel yani. Ee, yani tabi, Bu de, daha doğru. E, bir de yani Sayın İmamoğlu bundan gerçekten yani bak Amerikan Büyük Elçisi bana bizzat gelerek Cumhurbaşkanına güven mektubunu sunduktan sonra ilk ziyaret ettiği yer benim. O önemsiyor onu. E ama o yüzden bu... diyorum ki Kimse hani Amerika bunu yaptı Amerika etti ama yani bu bize <laughs> öyle bakmasın o istiyor siyasi bunu. Siyasi iletişim açısından aslında Tabii. Ekrem İmamoğlu'nun işine yarayacak bir şey değil bu ya. Ya Ama belki o öyle bakmıyor mesela. Öyle bakmıyor olabilir. Öyle bakmıyor olabilir. Hayır. Washington Post'a yazı yazdı ben bunu eleştirdim ne zaman seçim yenilenme kararı aldıktan hemen sonra. Seçime gidilmemişti daha. Evet. Üstelik de Türkiye'yi otoriterlikle suçlayan bir dille yazdı. Washington Post'unu Reed Moore'un altına koyduğu neydi biliyor musunuz? Enes Kanter'in e, şeyleri, o FETÖ'cünün e Ama o yazılar. Washington Post'un tercihi. Tercihi de işte o, o gelir başına. İmamoğlu o, öyle bir şey... Onun danışmanı yok mu? Onun basında alınan onu yok mu? Washington Post'un editoryal şeyi budur. Sistemi budur. Altına eklerler. Bu yazıyı birlikte okuyun derler. Buna gerek yok. Böyle bir... Buna gerek yok. Kuramaz. Hatta yani Washington'da seçim Bence sandığı de böyle yok bir bank diye bank bir yazı yazmıştım. Değil, değil. Hiç. Tamam mı? Yani o açıdan Hayır, yani şunu diyoruz. Ya. Yani o alttaki şeyler İmamoğlu'nun tercihi değil. Yani değil. Ama o kullanılan dili hem yadırgayarak çünkü o bir anahtar kavram gibi. Türkiye'yi otoriterlikle suçladığınız andan itibaren o tarafınızı orada dış dış İsmet. zeminde belirlemiş oluyorsunuz. İsmet Bey bir şey söylüyor galiba. Şimdi bakın bunu aslında çok tartışmamızın da bir nedeni yok. Şundan yok. Yani artık bu tür işleri, bu ne anlama geldiğini anlamayacak kadar saf değiliz. Türkiye çok badire atlattı özellikle Amerika nedeniyle. Ee, yani neler yaşadık Türkiye'de, nasıl bizim siyasete müdahale ettiğini herhalde bizim kuşaklar, herkes çok net bir şekilde bilir. 12 Eylül yapılırken bizim oğlanlar başardılar, e, meşhur bir anekdottur İsmet Bey ben, Diğer ben şeyde... meraktan soruyorum size ben aynı zamanda yazarlık ta ve tarih çalışmaları yapan bir yazar olarak e, meraktan soruyorum varsa bana yollayın aramızda telefon e, hattı da var bu bizim çocuklar yaptı cümlesinin kaynağı ne yani bu hep bahsediliyor da ben bu kaynağı araştırırken bulamadım eee Bizim çocuklar ya da, yaptı e, bir demek miydi bir makale miydi bir e, bu hep ortada evet, gidiyor. Dönemin başkanı Clinton'a 12 Eylül olduğunda o zaman e, CIA'nın Türkiye Clinton sahi, değil, şefi, yok Clinton yok düşünüyorum Clinton diyorum Carter'a Clinton değil daha önce Carter'a Carter'a Carter Richard Perlen söylediği ifade edilir. Yani bizim çocuklar başardı. Sonra yalanladı. Bunun kaynağını anladın. ben meraktan Çok bir tarihçi olarak arıyorum. Yalan Bulursanız yalanladı. rica edeceğim. Mehmet Ali Birand'ın 12 Eylül, Eylül belgeseli var. Mehmet Ali Birand da 32. gün programında bunu tekrarladı. Orada canlı şey Aynı evet, evet. Evet. Evet, orada var. Aynı anda söyledi. Mehmet Ali Birand da yanılmıyorsam evet, evet. Oraya bir bakabiliriz. 32. Eğil, gün programında eğiliyor, eğiliyor değil mi Söyledim. Bir programda da bunu evet 32. gün. Evet evet. Kaynakça gösteriyor mu? Var var orada hepsini detaylı olarak gidiyorum. Konuşa konuşuyor, konuşuyor o kişi yani. Işte, yani. görüntü. Tamam. Hayır o cümleyi mi söylüyor? Evet tabii. evet. Yani... yani o cümlenin bütün kaynağını açıklıyor. Richard Purler görüşüyor. Onların tamam. açıklamaları var hatırladığım kadarıyla. Evet. Şimdi epey oldu tam evet. yanıtmak istemiyorum sana. Tamam. Ama oraya bakabilirsiniz. Orada Onu yani izleyeceğim. cevabı Kenan, var. Tamam. O iş Kenan Evren 3 ıı, 40 yıl ıı, olmuş. Ege bölge kom, Ege komutanlığına atanmasıyla itibaren başlayan bir süreç. Şimdi CHP'de bakın 2011 yılı bilmiyorum Bedri Bey o zaman parti meclisi üyesi miydi? 2011 yılındaki yanılmıyorsam tarihte belki Değildim bu o tarihte. Seçim bildirgesi var. Evet. Seçim bildirgesinde ne der biliyor musunuz? Bir maddesi de şudur. Türkiye'deki Amerikan karşıtlığını dengelemektir. CHP'deki e, CHP'nin seçim bildirgesidir bu. Yine e, Bakın bu olmaz. bu fotoğrafın ne anlama geldiğini önümüzdeki günlerde çok net bir şekilde göreceğiz. İnşallah tekrar bir programda CHP, karşılaşırız. CHP'nin Amerikan karşıtlığını CHP. dengelemek gibi bir e, Ben öyle ben bir hatırlamıyorum. şey hatırlamıyorum yani bütün e hayatımda katılmadığım yani, bir kurultayı yok. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Yani Hatırlamıyor ben, olabilirim ben ama önerim. seçim bildirgesi, seçim bildirgesi. Peki. Onu e, ben bulur bulur şey yaparım. Bu arada iletirim. Richard, ya bu Reşit değil. Polhenz. Bakın. Evet, Hüseyin Sembağcı e, Hoca da evet. izliyormuş programı Paul o da. Doğru doğru Evet evet. Yani. yani neyse bayağı bir zaman oldu yani evet, bu tabii. tabii çok, evet. çok aslında hafızalarımızda. Şimdi bakın şey de çok ilginçtir bunlar. Bu yine Onur Öymen'in kitabında var. Onur Öymen'in kitabında var. Bu İsviçre İpek Yola Enstitüsü'nün raporunda CHP'ye münasip tırnak içinde söylüyorum. Bana ait değildir. Raporda var. Münasip bir başkan bulunması der. Bu İpek Yola Enstitüsü kimdir biliyor musunuz? Amerika ile Amerika'nın derin devletiyle ortak çalışan bir e, kuruluştur bu. Yani Yalnız Neyi ben ispatlamaya İsmet çalışıyoruz anlamıyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya biz bu gibi sonuçta evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl başa geçtiğini biliyoruz. Yani gördük. Amerikalı ister öyle evet. desin, ister böyle desin. Sonuçta Kılıçdaroğlu bir, bir bir durumla ortaya çıktı ve girdi. yani Amerikalılar seçtirtmedi ki onu. Yani Amerikalılar Ama ama süreç öyle bir işliyor ki Peki nereden biliyorlar 3 sene önceden böyle bir rapor hazırlıyorlar? Ya bilmiyorum tahmin etmişlerdir. Adam biraz e, o dönemde Kılıçdaroğlu parlayan bir yıldızdı. Yani böyle bir takım tartışmalara giriyordu filan. Olabilir yani bir tahmin de olabilir. Peki Amerikalılar mı getirdiler i̇şte CHP'yi başına ki, koydular canım? Yani fel... valla e, bilemiyorum şimdi e, bazen e, öyle bu işi yaparlar ki biz e, iş işten geçtikten sonra farkına varız. Aman Bakın, bu Amerikalıları da çok abartmayın ne olur Bey. Onların diyor. da bu kadar şeyleri falan yok yani. E, bu, bu denli böyle dünyayı yöneten işte öyle bir şey yaparlar ki hiç hissetmeyiz falan diyebileceğimiz... Şu anda yok. O zamanlarda vardı şu anda yok. Şu anda yok. Ama o zamanlar etkililerdi. Abdülkadir Selvi bir şey mi söyleyeceksiniz? Hayır şöyle yani Kılıçdaroğlu'nun geliş sürecinden ziyade Baykal'ın bu başka sürecinde Orada FETÖ o var önemli. Amerika evet, FETÖ olabilir var. ya ona bir şey yani demem. Kaset hani, operasyonuyla tamam, gittiği ona, için normal yollardan hani, gitmediği için e, Baykal'a yönelik kaset de, operasyonunda FETÖ, FETÖ varsa FETÖ'nün olduğu yerde de Amerika var demektir. Hayır. Eyvallah bir şey demem ona ama hani Evet Şimdi İsmet Bey o kongrede kurultayda Evet e, Sayın Genel Başkan seçildi ama onu seçen Genel Başkan'la hiç ilgisi olmayan Sayın Baykal ve Önder Sav'ın parti içi iktidar olduğu dönemde kazanmış delegelerin, kurultay delegelerinin e, Ahmet Bey de o kurultaydaydı. Ya, Ortaydı, evet, evet. Yani büyük bir Tabii coşkuyla. Canım genel başkanı desteklediler evet. iki T tane şeyden dolayı Zeki genel Bey, başkan. Kılıçdaroğlu geldi artık makus talihimizi yeneceğiz. Evet. CHP'liler o havada değil tabii, mi? Tabii evet. tabii bir yeni değişim. değişim. Evet. bir tabana yayılma. Yani biz aynı zamanda parti içi demokrasinin artık toptan tabii. geldiğine inanarak e, Sayın Kılıçdaroğlu yani, tüm örgüt ve hatta üyelerin desteğiyle. Bir desteği. de Ahmet Bey e, önemli bir noktaya değindi. Bakın AK Parti'nin en güçlü olduğu dönemde ...çok önemli insanlarını e, tartışmalarla ekarte etti. E, yani e, e, Şaban Dişli'yi görevinden etti en azından. E, yani e, Sayın ya Melik tartışmaları tartışmalar, o başarılar da... tabi Kemal Bey'i Bey, halkın nezdinde... E, ...bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de önemli bir oy aldı. Daha önceki bakınız... 2004 seçimlerinde ben il yöneticisiydim, %30 oy almıştık. 2009'daki seçimlerde Sayın Kılıçdaroğlu tek başına girdi, %37 mi %38 oy aldı. Yani %8 gibi bir İstanbul oyunu arttırmak önemli bir şeydi İsmet Bey. Yani Kemal Bey bir defa tabandan, halktan bir destek ve Peki. sevgi selini... Hak etti. Bu arada o Yoksa bahsettiğiniz... O Amerika raporu şu bu. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne emin olun ki sökmez ya. Neticede kurultay delegeler bu işin içinde. Bunu özellikle o dediğiniz Vallahi kaynaktan... Valla ben o kadar saf değilim. Dediğiniz kaynaktan araştıracağım. Burada mesela e, internette Wikipedia'nın verdiği detaylı bilgi de e, Paul Henze 2003 yılında e, bizim çocuklar işi başardı sözlerini Mehmet Ali Birand'ın çıkardığını belirtmiş ancak kısa, kısa süre sonra 97'de Henzi ile yaptığı görüşmenin sesli görüntülü kayıtlarını yayınlayarak Henzi'yi yalanlamıştır. Ancak yayınlanan kayıtlarda konuşmanın birandın iddia ettiği gibi değil The Boys in Ankara did it. Ankara'dakiler yaptılar şeklinde oldu. Ama bakan... ben merak ettim bunu. Tersi de olabilir, izleyeceğim. O siyasi tarihi ee, ben bir girmiş. şey daha önereyim. Doçent Levent Yılmaz hatırlatmış. Ee, İngiliz BBC e, kuruluşu 2011 yılında bilgi edinme yasası kapsamında Amerika'dan e, gizliliği kaldırılan 12 Eylül cuntada darbesiyle ilişkin Amerikan Dışişleri Bakanlığı belgelerini 3 günlük bir yazı dizisiyle yayınlamış. Neresi yayınlamış bunu? BBC. Ee, BBC yayınlamış. Hangi yıl? Eee 2011 yılında. Hayır onu nasıl ulaşırız? Yılında. Çünkü hani o, o belgeleri e, evet. önemli olduğu için söylüyorum. Muhtemelen Levent Hoca da bu var. E, ben sizi irtibatlandırırım. Sevinirim. Tamam. E, sevinirim. Çok Tabii teşekkür ben. Rica ederim. Ben anlamadığım bir şey oldu. Ee, Amerika'nın 12 Eylül'ün arkasında olduğu konusunda kuşkunuz mu var? Yoksa birinci kaynağa mı ulaşmak istiyorsunuz? Yok. Ben e, tarihe ciddi bakan bir insan olarak genel ortada konuşulan laflar değil, işin kaynağını bu kadar önemli ve tarihi bir konuda işin kaynağının nereden çıktığını bilmek isterim doğal olarak. Hepsini konuşabiliriz. Her zaman söylemişimdir. 27 Mayıs konuşuruz, 12 Eylül konuşuruz, 28 Şubat'ı konuşuruz. Yeter ki tarafsız bölge mantığıyla yapılsın. Evet, Türkiye'de Amerika'nın arkasında olduğu darbeler denilince 27 Mayıs'ı da 12 Mart'ı böyle, böyle, konuşulmaz. 28. Böyle, bu konuda önce İngiliz Hiç böyle konuşulmaz. Ciddi şimdi konuşuruz. ABD detaylı konuşma değil. Önce İngiliz şimdi ABD'li elçiyle İmamoğlu'nun buluşması meselesiyle ilgili söyleyecek sözü olan var mı başka? Bunu da geçelim isterseniz. <laughs> Yoksa